Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3-4-5 yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın Türev 2 konusundayız. Şu an 5. teste devam edeceğiz. Herkes hazırsa ekstrem noktaları maksimum içinde bulunduğu teste başlayalım. Şimdi arkadaşlar kaçında en az bir tane ekstremum vardır demiş. Ekstrem olması için F'nin birinci türevinin sıfır olduğu tek katlı kök olması lazım. Tek katlı kök olmalı. Direkt bunu not olarak yaz. O zaman biz bunun türevini alalım. Burada y'nin türevi eşittir. 4 x küp yapar. Gerçekten bunun bir tane kökü var. O da 0. Tek katlı kök artı eksi giderse bunun bir tane ekstrem noktası vardır dersin. Sorun yok. Şimdi geldi yeni mavili yazalım. Diğeri mavili yazıp y'nin türevi eşittir. 3 x kare geldi. Bunu 0 yapan zaten sıfırdır. E, çift katlı kök olduğu için artı artı ile başlarsın. Bakın her zaman artan. Her zaman artan olan bir fonksiyonun ekstrem noktasından bahsedemezsin. Bu yanlış. Bu da bir tane bile yok. 60 olduk. Yanında siyahla yazalım. Bunun türevini aldığımız zaman y'nin türevi eşittir 2x yapar. Bunun da tek katlı bir tane kökü var. Artı eksi dersek bu da sağlar sorun yok. O halde ben bunu 1 ve 3 olarak işaretleyip geçeceğim. İkinci sorudayız. Ekstrem noktası olmadığına göre. Ha bak. Şimdi ekstrem noktası yoksa şunu diyeceksin. Ben bunun türevini alacağım önce. Y'nin türevi eşittir. 3x kare artı 4x artı a mı geldi? Burada ikinci dereceden bir denklemden bahsediyorsun. Ya bunun kökünün olmaması lazım. Kökü olmamalı. Onun için delta sıfırdan küçük olacak. Ya da çift katlı kök olacak. Çift katlı kök olmalı. Sebebi ise çift katlı kök olursa artı artı ya da eksi eksi ilerleyeceğinden dolayı oradan yine ekstrem olmaz. Çift katlı kök varsa delta'nın sıfıra eşit olması lazım. İşte iki durumu tek bir yerde birleştirirsek. diyorsun yani bu iki durumda onu ilgilendiriyor. Eğer ki bunun ekstrem noktası yoksa ikinci derece bir denklem verdiği ifadede delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. İşte delta sıfırdan küçük olursa sıfırdan küçük eşit olursa bunun ekstrem noktası yok. İki şekilde de sana ispatlamış olduk. Gel şu ifadenin deltasına bakacağız. Delta eşittir b'nin karesi eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük gelmesi lazım. Ve zaten 4'ün karesi 16 gelecek. 16 çarpı 4 çarpı 3 çarpı a ifadesinin sıfırdan küçük eşit olması lazım. Ben bunu karşı tarafa atarsam 16 küçük eşittir 12 a yapar. Her tarafını ben 12 ile sadeleştirirsem 16 bölü 12 gelir. Buradan da arkadaşlar 4'e bölersem 4 bölü 3 küçük eşittir a olarak bulunur. 4 bölü 3 o zaman a'dan küçükse a'nın en küçük alabileceği değer de 2 olarak çıkacaktır. O da d seçeneğidir. Bak hemen şu notu yaz çünkü ben bu notla ilgili birkaç tane daha soru çözeceğim bilgin olsun. Üçüncü sorudayız. Daima artan olduğuna göre. Şimdi fonksiyon daima artansa bunun arkadaki soru gibi ekstremum yoktur. Ekstremum yoktur. Sebebi ise daima artan olan bir fonksiyon ya e, e, şöyle türevinin sıfır olduğu nokta olsa atıyorum. X1 kökü olsa artı eksi olur. Bu daima artan olmaz. Onun için ben ne diyorum arkadaşlar? Ekstremum yoktur diyorum. O halde ben bunun türevini alayım. Y'nin türevi eşittir. X'in karesi artı. 2 tane AX artı 1 geldi. Bunun deltasının sıfırdan küçük eşit olması lazım. Deltasının sıfırdan küçük olmasını nasıl ispatlamıştık? Diğer soruda yaptık. Eğer ki sadece 3. soruya bakıyorsan ikinci soruyu dinlemeni tavsiye ederim. Ee, delta sıfırdan küçük eşitse arkadaşlar. B'nin karesi eksi 4 ac sıfırdan küçük eşit alacaksın. Yani B zaten 2 aydı. 4 a kare yapar. Eksi. 4 çarpı 1 çarpı 1'den 0'dan küçük eşit alıyorsun. Demek ki 4 a kare eksi 4 0'dan küçük eşit geliyorsa ben bunların köklerini bulacağım. Bir kökümüz 4 parantezini aldığımızda a kare eksi 1 geliyorsa a'nın 1 gelmesi ya da a'nın eksi 1 gelmesi lazım. Sırayla yerine yazarsam eksi 1'e 1 diyeceğim. Artı ile başlıyorsun zaten bunlar dahil. Eksi ve artı diyorsun bizden şu aradaki değerleri istiyor. Yani eksi 1 ile 1 arası fonksiyonum kapalı olacak. O da E seçeneği olarak çıkar. Sonra geldim dördüncü soruma. Ekstrem noktaların apsisleri toplam 1 bölü 3 olduğuna göre. Aslında şunu istiyor bizden. F'in türevinin sıfır olduğu noktadan kökler toplamı yani x1 artı x2 o da eksi b bölü a'yı istiyor. Yani onu, ben, onu bana 1 bölü 3 olarak vermiş. Onun değerini istiyor. Gel biz bunun türevini alalım. Bunun türevini aldığımız zaman ne olur? Y'nin türevi eşittir. 6x kare eksi 2 tane mx eksi 3 geldi. Bunun türevinde x1 artı x2'nin 1 bölü 3 olmasını bulmamı istiyor. Tamam buluruz. Eksi b bölü a eşittir. 2m bölü 6 eşittir. 1 bölü 3 geliyorsa. Bunlar sadeleşirse 2 gelir. Demek ki 2m eşittir 2 oluyorsa. Emin ben 1 olduğundan bahsedebilirim. M zaten arkadaşlar 1 ise o da B seçeneğidir. 5. sorudayız. Fonksiyonun biri 1 bölü 3 noktasında yerel minimum olduğuna göre. Şimdi buradan şunu anlayacağız. Zaten nokta denklemi sağlayacağı için buranın 1 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yerel minimum ya da maksimum varsa bu noktada türevi ne gelecek arkadaşlar? 0 gelecek. Yerel minimum noktası olduğu için bu noktadaki türevi 0'dır. Bu ikisini kullanacaksın. Gel önce türevini al. Ben öyle yapıyorum. fx'in türevi eşittir. 3 tane a x kare eksi 1 geldi. x yerine 1 yazarsak f'in türevi 1 eşittir 0 ise x yerine 1 yazarsak 3 a eksi 1 eşittir 0 geliyorsa a'nın ben 1 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Cepte. Gel tekrar buradan e, fx'e ulaşalım. Nasıl diyelim fx eşittir. Yani f1 eşittir. 1 yazarsak a eksi 1 artı b eşittir. Kaç gelecek arkadaşlar? 1 bölü 3 gelmesi lazım ise. A zaten 1 bölü 3'tü. 1 bölü 3 çekti, 1 artı b eşittir. 1 bölü 3 geliyorsa bunlar gider. Eksi 1'i diğer tarafa attığımızda b'nin de 1 geldiğini söyleyebilirim. Bizden 6a artı b'yi istiyor. Tamam 6 ile ben 1 bölü 3'ü çarpar artı 1 eklersem 2 artı 1'den buranın 3 geldiğini söyleyebilirim. O da b seçeneğidir. 6. soruya devam edecek olursak. X eşittir 4 absiz noktada yerel minimum olduğuna göre. Ha, yerel minimum varsa diyorsun ki F'in türevi 4 eşittir 0'dır. Bitti. Yerel minimum ya da maksimum olduğu noktada türevinin sen 0 olduğunu anlayacaksın. gel türevini al bunun. Fx'in türevi. Bölümün türevi var. Üstün türevi. Yani 6x çarpı ikinci olduğu gibi yazdık. Eksi. İkincinin türevi çarpı 3x kare artı a'yı olduğu gibi yazıp bölü. Alt tarafta da x eksi 2'nin parantez karesi diyeceğiz. İlk 4 yazıp 0'a eşlememiz lazım. Yani f'in türevi 4 eşittir. İlk 4 yazarsak burası 2 geldi. Burası da 24 geldi. 24 ile 2'yi çarparsak 48 yapar. Ekstra. Buraya 4 yazdık 4 16 çarpı 3 48 artı A'dan eksiyle çarparsak eksi 48 eksi A bölü alt tarafa da 4 yazarsak 4 eksi 2'nin karesinden 4 geldi. E Zaten ben buranın sıfır olduğunu söylemiştim. İşler dışarı çarpımı yaparsak bunlar giderse eksi A sıfır geliyorsa A'nın sıfır olduğunu söyleyebilirim. O da arkadaşlar C seçeneğidir. 7. sorudayız şimdi eksi sonsuza bir ya da bir sonsuz aralığında daima azalan olması için aslında fonksiyon nasıl biliyor musun? Hani bir şöyle bir kritik nokta var gibi. Ama bu çift katlı kök eksiyle başlayıp eksi eksi ilerlemiş. Yani bu çift katlı kök de değil aslında. Hani biri bir paydayı sıfır yaptığı için öyle almışız. Demek ki bu fonksiyon her daim azalansa diyorsun ki f(x)'in türevi kesinlikle sıfırdan küçük olmalı diyorsun. Burada ikinci dereceden bir fonksiyondan bahsetmediğin için delta'yı kullanamazsın zaten. Türevini alıp sıfırdan küçük eşitleyeceksin. Oradan gelen değerler senin çözüm kümeni karşılayacak. fx'in türevi eşittir. Yine birincinin türevi 2ax çarpı x-1 geldi. Eksi ikincinin türevi çarpı ax kare artı 1 olarak bulundu bölü. Alt taraftaki x-1'in karesini ben sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. Sonra gel şunu düzenleyelim. 2 ee, tane ax iki tane ax kare eksi iki tane ax eksi ax kare ee, başka ne var eksi 1 var bölü buradan da x eksi birin karesi olarak gelmiş olacak sonra şu üst tarafı bir kere daha düzenlediğimizde şöyle bir şey çıkacak ifade gelecek 2 tane ax oldu değil mi 2 tane ax oldu pardon ee, bir tane ax kare oldu. Eksi iki tane ax olarak biz bunu yazmış olduk. Buradan arkadaşlar eksi 1 geldi bölü. Alt tarafta da x eksi birin karesi olarak düzenlemiş olduk. Buranın zaten sıfırdan küçük olduğunu biliyorsun. Bunu diyebilirsin. E zaten burası kesin pozitif. Demek ki şurası kesinlikle sıfırdan nedir? Büyüktür. Bak ben bunu buraya taşıdım. Birazcık yoracak beni çünkü. Şöyle diyelim. iki tane ax kare eksi iki tane ax eksi 1 sıfırdan küçük. Bu daima negatifse e, delta'nın delta'nın sıfırdan küçük eşit olması delta'nın sıfırdan evet küçük eşit gelmesi lazım. Bu basit bir hatam var. Şurası ax kare olacak arkadaşlar. Şurası zaten ax kareydi. ax kare eksi 2 ax eksi 1'in devamlı sıfırdan küçük olması için Delta'nın sıfırdan küçük eşit olması lazım çünkü çift katlı kökte olabilir dedik. Bakın burada fonksiyonum ikinci derece denklem olduğundan dolayı delta'ya dönmüş olduk. O halde 4a kare delta'ya bakarsak b'nin karesi x 4ac'den 4 çarpı a çarpı eksi 1'in ben sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Tekrar düzenlersek 4a kare artı 4a'nın sıfırdan küçük geldiğini görebiliyorsam. Ben bunu 4 parantezine aldırsam bir tane köküm 0 eksi 1 gelip diğer kökümün 0 geldiğini görebiliyorum. eşliği de kullanacaksın ve bunlar doluysa artı ile başlıyorsun eksi ve artı ile bitiriyorsun. Benden eksi 1 ile 0 arasındaki kökleri bulmamı istemiş o da D seçeneğidir. Yukarısı biraz kısa kaldı ama sorun çözüm bu şekildeydi diyeceğiz. Geldik 8. sorumuza. Azalan olduğu en geniş aralık eksi 1'e 3 aslında bu şu anlama geliyor. Yani ben bunu yazmışım. Eksi 1'e 3 demişim. Artı eksi artı ya. Buradaki denklemler sağlamış. Aslında şunlar bizim için f'in türevinin sıfır olduğu yerler. Değil mi? Biz hani türevini aldık sıfır eşlediğimiz zaman işaret tablosunu oluşturuyoruz ya. Bizdeki f'in türevinin kökleri. O zaman ben şunu diyeyim. fx'in türevinin sıfır olduğu yerlerden x1 kökümü eksi 1. Diğer kökümde 3 geldiğini söyleyebilirim. O zaman ben fx'in türevini alıp kökleri ilişkilendireyim. fx'in türevi eşittir. 3x kare artı 2ax artı b olarak yazıldı. biz bunu birinci yol ve ikinci yoldan çözelim. Birinci yol şu. Ben x eksi 1 bir tane köküm eksi 1 olduğunu biliyorsam f eksi 1'in türevi 0 gelecek değil mi? x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 yazdığımızda 3a artı b eşittir 0 ise buradan eksi 2a artı b'nin eksi 3 geldiğini söyleyebiliriz. Tekrar burada f'in türevi 3 dediğimiz ifade 0 geliyorsa 9'dan 27 artı 6a artı b'nin ben 0 geldiğini söylüyorsam 6a artı b'nin de eksi 27 olduğunu söyleyebilirim. Sonra gelip şu üst tarafı eksiyle çarparsak bakın bunlar gider. Eksiyle çarptığımız için buradan 8a kaldı. 8a eksi 24'e eşitse a'nın eksi 3 geldiğini söyleyebilirsin a eksi 3 gelirse burası 6 yapar ve diğer tarafa attığımızda b'nin eksi 9 geldiğini söyleriz. Bunlar çarptığımızda cevap 27 olarak bulunur. Ben böyle değil de şöyle çözmeyi daha çok tercih ediyorum. Kökler toplamı ve kökler çarpımından gidiyorsun. Yani fx'in türevi aslında 3x kare artı 2ax artı b değil mi? Buradan önce kökler çarpımından gideceğiz. Kökler çarpımım. Eksi 1 çarpı 3'ten o da c bölü a'ydı. b bölü 3 dediğimiz zaman işler dışarı çarpımı yaparsak b eksi 9 olarak bulunur. Kökler toplamından gidersek kökler toplamı eksi 1 artı 3 gelir. O da eşittir. Eksi, e, eksi b bölü 2 a'dan eksi 2 a bölü 3 gelir. Pardon eksi b bölü a'dan e, 3 gelir. Burası 2 idi zaten. E, eksi 2 a eşittir. 6'ya denk geliyorsa a'nın eksi 3 olduğunu söyleyebilirsin. Yine bunların çarpımı bana 27'yi verecektir. O da yine a seçeneği gelir. Her iki yoldan da yapabilirsin. Hangisini canın istiyor? oradan ilerle. Geldim 9. soruma. E, fonksiyonun yerel minimum değeri eksi 2 olduğuna göre. Ha, bu ne anlama geliyor aslında? Değeri demiş. Ha, ben bunun türevini alacağım. Türevini aldıktan sonra zaten bir tane değerim olacak. Neyle başlayacağız biz buna? artı ile başlıyorsun. Eksi azalan artan dediğimiz için şu yerel minimum değerinin. Hani biz x1 kökünü bulduk. F'in fx1 değerinin ben kaç olmasını istiyorum? Eksi 2 olmasını istiyorum. Yapman gereken o zaman sen bunun türevini al kökünü bul. fx'in türevi eşittir. 2 tane ax yapar. Eksi a artı 3 olarak bulundu. Eşittir 0 geliyorsa. Demek ki 2 tane ax eşittir. a artı 3 ise Demek ki ben x'de a artı 3 bölü 2 tane a diyebilirim bu cepte. E sonra ne yapacaksın? x yerine gelip fonksiyonu yukarıdan yazıp eksi 2'ye eşitleyeceksin. Biraz uzun çıkabilir ama yazalım. fx x eşittir. x yerine ben a artı 3 bölü 2a yazacağım. Yani a çarpı a artı 3 bölü 2a'nın parantez karesi. Eksi a artı 3 yazdık çarpı. Yine buradan a artı 3 bölü 2a yazıp artı a artı 1 diyorsun ve eksi 2'ye eşitliyorsun. Gel düzenleyelim burayı. E zaten buradan a artı 3'ün karesi geldi. a çarpı a artı 3'ün karesini bozma bölü 4 a kare diyelim eksi. Yine buradan a artı 3'ün karesini bozmuyorsun bölü 2 a diyorsun. Artı a artı 1 eşittir eksi 2 dedik. Düzenleyelim tekrar. Buradan bir tane a gitti. Ben bunu 2 ile çarparsam paydaya eşitlemiş olacağım. Eksi 2 tane buradan var. Bir tane de buradan kaldığı için. Eksi a artı 3'ün karesi bölü 4a artı a artı 1 eşittir. Eksi 2 olarak düzenlenecek. Sonra ben şurayı açıp paydayı da eşitlersem. Eksi a kare geldi. A artı 3'ün karesinden artı 6a yapar. Eksi 6a eksi 9 artı Buradan da 4 tane a kare geldi. Payda eşitledim. Artı 4 diyorum. Bölü 4a eşittir. Eksi 2 olarak çıkacaktır. Biraz yerim sorumlu geldi. İşler dışarı çarpımı yapar ve burayı düzenlersem 3 a kare buradan geldi. Başka? Eksi 6a geldi. Sonra eksi 5 eşittir. Eksi 8a olarak düzenlenmiş oldu. Eksi 8a'yı diğer tarafa atarsam 3a kare artı 2a eksi 5 eşittir 0 olarak bulunacaktır. Gel istersen şuraya yaz. Yani ben 3a kare artı 2a eksi 5'in 0 olduğu kökleri bulmaya çalışayım. Bunu 3a'ya a diye ayıralım. Bunu da artı 5'e eksi 2 diye ayıralım. Gelecek mi? Evet, çapraz çarptığın zaman yok artı eksi 1'di burası. Çapraz çarptığın zaman orta kısmı verdi 5a eksi 3A'dan orta kısım verdi. Demek ki ben ne yapacağım bunu? Düz gruplandıracağım. Düz gruplandırdığımda ise bir tane köküm A eşittir. Eksi 5 bölü 3 geldi. Diğer kökümde arkadaşlar 1 gelmiş oldu. Şimdi biz işarete artı ile başladığımız için negatif olan kökü almayız. Sadece bir kökünü alacağız. O da arkadaşlar C seçeneğidir. Bakalım bir hata yapmadık umarım. Gençler cevap C değil de şöyle bir basit şey düşünmüşüz biraz. Bizden A'yı sormuyor aslında. Bizden A değil de Y ekseni kestiği noktanın ordinatını soruyor. Biz gel burada fx'i düzenleyelim. fx eşittir. x yerine 1 yazarsak x kare olur. x yerine 1 pardon A yerine 1 yazarsak eksi 4 x gelir. A yerine 1 yazarsak da artı 2 olur. Ee, bizden y ekseni kestiği noktanın ordinatını sorduğu için x yerine 0 yazmak durumundayız. X yerine 0 yazarsak noktam 2 olarak gelecektir. İşte bir de, işte bize buradan D seçeneğine ulaşacağız. O da 2'dir. Uzun ve meşakkatli bir soruydu. Bunu da bitirdiğimize göre geçtik 10. sorumuza. AB aralığında pozitif tanımlı artan fonksiyon özelliğindedir. Özelliktedir. Ben yani ne demek istiyor? Şimdi ben x'i, f'i ve f'in türevi hakkında yorum yapacağım. A1 tam bilmediğim için x hakkında yorum yapamazsın. Neden? Çünkü o aralığı bana eksiğe dağıt diye vermemiş. Pozitif tanım yani pozitif değerli demesi lazım aslında. Genel ifade olarak. Tanımlı da olabilir. Pozitif tanımlanmış bir fonksiyon. Pozitif tanımlanmışsa f'in değeri artıdır. Ve bu fonksiyonun artan özelliğinde ise f'in türevi artıdır diyeceksin. Çünkü artan fonksiyonda eğim pozitiftir. Eğim pozitif olduğu için bunun türevinde ben pozitif olduğunu söyleyebilirim. ben buradaki bir ifadenin kesinlikle azalan ya da artan olduğunu bilmem için türevleyip o türevleri yerine yazdığımızda ifademiz pozitifse artandır. Şunu bileceğiz. F'in türevi x sıfırdan büyükse artan. Yine f'in türevi x sıfırdan küçükse fonksiyon azalandır. Onun için ben türevini alıp yorumlamam lazım ifadelerin. O zaman gel bunların türevini alalım. A'dan başlayalım. A'dan f kare x'in ben türevini alırsam 2'yi başa aldım, üzeri bir azalttım ve f türevi olarak yazdım eşittir. Burası zaten artı, burası da artı geldiği için bu ifade kesinlikle şöyle yazalım. Burası artı, burası artı olduğu için bu ifade kesinlikle pozitiftir. Bunu böyle bitirmiş olduk. Geldik B'ye. Biz kök x'in Kök fx. Yani ben bunu fx'in 1 bölü 2. kuvveti olarak yazabilirim. fx'in 1 bölü 2. kuvvetinin türevini alırsam 1 bölü 2'yi başa aldım. Üzerini bir azalttım. Eksi 1 bölü aldım. Çarpı içinin türevini alarak olayı bitirmiş oldum. Sonra yine gel bunları sırayla yerine yazarsam. E zaten fx pozitifte sorun yok. Burası da pozitifti. Bu da kesinlikle artan gelecektir. Geldim c seçeneğine. C seçeneğinde biz bunu fx'in eksi birinci kuvveti olarak düzenleyelim. Yani fx'in eksi birinci kuvvetinin türevini alacaksın. Eksi bir başa geldi. Üzerini bir azalttığımızda eksi iki oldu. Çarpı f'in türevi olarak biz bunu yazmış olduk. Gel hangi ifadeyi nasıl istiyor ona bakalım. Buranın zaten pozitif olduğunu ben görebiliyorum. Burası da pozitif. Önde de eksi kaldığı için bütünü çarparsak sıfırdan, kesi, sıfırdan küçük gelir. Bu kesinlikle azalandır. Ama biz diğerlerine de bakalım. Hem konu tekrar olur hem biraz daha uğraşmış oluruz. D'ye bakalım. f küpün ben türevini alırsam ne olacak? Küpü baş aldım. Üzerini bir azalttım ve içinin türevini alarak olayı bitirmiş oldum. E zaten bir sayının karesi kesinlikle pozitif. E bu da pozitif geldiği için yukarıda vermiş bana. Bu kesinlikle artan diye düşüneceksin. Geldim E seçeneğine. Burada çarpımın türevi var aslında. x çarpı f'in ben türevini alırsam Birincinin türevi çarpı ikinci artı. ikincinin türevi çarpı birinci olarak bitiriyorsun. ve zaten şuranın artı olduğunu biliyorsun. Buranın artı olduğunu biliyorsun. X'i bilmediğinden dolayı bunun hakkında kesinlikle yorum yapamazsın. O da arkadaşlar zaten C seçeneğini bulmuştuk. Bitirdik. Geldik 11. sorumuza. AB aralığında negatif tanımlı. Ha, yani negatif tanımlıysa F kesinlikle negatif. F'in türevi arkadaşlar artan fonksiyonsa artı x hakkında yine sen yorum yapamıyorsun. Yani bunların şöyle e, türevini alacaksın. Artan ya da azalan olduğunu o türevi göre yorumlayacağız. Biz bunun türevini alırsak üçü başa aldık. Üzerini bir azalttık ve içinin türevini almış olduk. Eşittir. E zaten buradan şunu biliyorsun. F dediğimiz ifade eksiydi. Bir sayının karesi kesinlikle pozitif. Burası da pozitif olduğu için bu sıfırdan büyük çıkacak. İşte biz bu ifadeye artan diyeceğiz. Yani bir, bir değeri bizim için olmayacak. Sonra 2 için gelirsek önce düzenlemen lazım burayı. Düzenlediğinde f'in eksi birinci kuvveti olur. Tekrar türevlersek eksi biri başa aldık. Üzerini bir azalttık ve içinin türevini almış olduk. Sonra gel sırayla bunların neye eşit olduğuna bakalım. E zaten burası da kesinlikle pozitif. Burası da pozitif. Önde eksi olduğu için sıfırdan küçük geldi. İşte bu ifademiz kesinlikle azalandır. Yani bu doğru olacaktır. Sonra geldim bir üçüncü seçeneğimize. 2'yi başa aldık buradan. Şöyle düşünelim. 2'yi başa aldık. Üzerini bir azalttık. Çarpı içinin türeviyle ben olayı bitirmiş oldum. E zaten fx eksi geldi. E burası da artı çarptığımızda bunun eksi gelmesi lazım. Sıfırdan küçük. İşte biz bu fonksiyonu da azalan fonksiyon diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 olarak gelecektir. 12. sorudayız. F fonksiyonu negatif tanımlı azalan bir fonksiyon. O zaman F fonksiyonu AB aralığında ben yine x'i bilmiyorum. X hakkında yorum yapamam. F negatif ve f'in türevi kesinlikle eksidir azalan olduğu için. Y fonksiyonu pozitif tanımlı artansa y zaten artı y'nin türevinde art olduğunu söyleyebilirsin. Gel burada bütün şıkları deneyelim. A şıkkından başlayalım. fx eksi gx artan azalan olduğunu bulman için türevini alıp e, işaretine bakmak durumundasın. Türevini aldığımız zaman fx'in türevi çarp eksi gx'in türevi olarak yazacağız. Şimdi fx'in türevi ee, şuradan bakarsak eksi geldi. Gx'in türevi de artıydı. Farkını aldığımızda kesinlikle eksi gelecek. Ve bu fonksiyon azalan bir fonksiyon olacak. Bizden artanı istediği için bunu almıyorsun. Geçtik. Geldik e, B'ye. Bunu önce düzenlemen lazım. Eksi F'in eksi birinci kuvveti olarak yazacaksın. Tamam. B'yi yapalım şimdi. Eksiyi başa alırsak artı şöyle yapalım. Eksi F eksi bir X'in türevini alalım. Eksiyi başa alırsak artı olur. Üzerini bir azaltırsak böyle gelir. Bir de içinin türevini alırsak bitirmiş oluruz. Sonra gel bunları sırayla yerine yazalım. E, zaten f dediğimiz ifade karesi olduğu için artı gelir eksi ikinci kuvvetinden. Buradan da eksi geldiği için kesinlikle sıfırdan küçüktür. İşte ben bu fonksiyonu da yine azalan diyeceğim. Geldim c'ye. C ifadesi de... E, çarpımın türevinden gideceksin. Yani f çarpı g'nin türevine bakarsak birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci olarak yorumlayacağız. Sonra zaten burası eksi burası da artı geldi. E burası yine artı burası eksi gelirse kesinlikle sıfırdan küçük ve ben bu fonksiyonu da azalan demiş oluyorum. Geldim d seçeneğine. D seçeneğinde de bölümün türevi yapacaksın. F bölü g'nin ben türevini alırsam Birincinin türevi çarpı ikinci eksi. ikincinin türevi çarpı birinci olarak yazacağız. Bölü alt tarafta y kare olarak bulunacak. ikincinin karesi. F'in türevi zaten negatif. Y ifadesi pozitif. G'nin türevi pozitif. F'in türevi negatif. Yani bunun işareti eksi. Bunun işareti de eksi. Eksi eksiden çıkardığımız zaman bir yorum yapamazsın. Pozitif ya da negatif gelme durumunu bilmediğimizden dolayı bunu elemiş olduk. Son seçeneğimiz E seçeneğine bakalım. Biz bunu şöyle yazabiliriz. Eksi G eksi 1'in türevi olarak yazılabilir. Yani eksi G eksi 1 X'in ben türevini alırsam. Eksiyi başa aldığım zaman G'nin eksi ikinci kuvveti olacak. Ve üzerine bir azalttım. Çarpı bir de içinin türevini almış oluyorum. Diğer özellikleri yerine yazalım. G'nin eksi ikinci kuvveti ya da ikinci kuvveti pozitif gelecek. G'nin türevi de pozitif. Demek ki bu arkadaşımız kesinlikle pozitiftir ve artan bir fonksiyon özelliği gösterecektir. 13. soruya devam edecek olursak AB aralığında F pozitif tanımlı azalan yani F'imiz artı iken azalan olduğu için türevi eksidir. G negatif tanımlı ve artan bir fonksiyon ise G'nin türevi pozitiftir diyeceğiz. Sonra biz bunun türevini alırsak birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci olarak bitireceğiz. Ya şimdi sırayla yerine yaz artan azalanı buradan kolay bir şekilde bulabiliriz. F'in türevi zaten eksi. G'nin türevi eksi G pardon ki eksi G'nin türevi artı F artı olduğu için artı ile artıyı topladığımızda kesinlikle pozitif geldi. Bu azalan değildir. Gitti. Burada bölümün türevini yapacağız. Birincinin türevi çarpı ikinci artı eksi pardon, ikincinin türevi çarpı birinci bölü alt taraftaki arkadaşımızın karesi olarak yazılacak. Bunu gel sırayla bakalım. F'in türevi zaten pozitif. Değil mi? G'nin ifadesi negatif. Çarptığımızda eksi geldi. Eksi. G'nin türevi artı. E bu da artı geldiğinden dolayı. Şunu yanlış aldık bence. Evet F'in türevi eksiydi. Eksi ile eksi çarpımı artı yapar. Burada da arkadaşlar artı ile artın çarpımı artı yapar. Biz bu iki tane artının farkını bilmediğimizden dolayı yorum yapamayız. Zaten şöyle alt taraf pozitif gelir ama yukarıdakiler hakkında yorum yapmadığımızdan dolayı bunu test geçiyoruz. Geçtik. Sonra geldik bunun türevini alalım. Bunun türevini şöyle alalım istersek daha rahat olsun. Birincinin türevi eksi ikincinin türevi olarak yazılacak. ve sonra geldik f'in türevi zaten eksi. g'nin türevi artıydı. Farkını aldığımızda şu eksi var arada. Kesinlikle sıfırdan küçük gelecektir. İşte bizi fonksiyonu kesinlikle azalan diyebiliriz. Geldik testimizin son sorusuna. Burada biz x'i biliyoruz, f'i biliyoruz, g'yi biliyoruz. Her bir hakkında yorum yapabiliriz. Önce gel f ile başlayalım. x dediğimiz ifade f'te negatifte olduğuna göre a, b aralığındaki arkadaşlar x kesinlikle negatiftir. f fonksiyonu yukarıda yani hep pozitif bir yere gittiği için kesinlikle pozitiftir. f'in türevi de fonksiyon aşağı yönlü olduğu için kesinlikle negatiftir. Yine x'imiz negatiftir. G fonksiyonu da ab aralığında. Bunların her biri ab aralığındaki değerler için. Çünkü ab aralığını bize negatif olarak vermiş. Ee, sonra geldik. G fonksiyonu altta kaldığı için hep negatif değerdir. Bak g'nin altındaki değerlere gider. G ifadesi eksi. G'nin türevi de fonksiyon yukarı yönlü olduğu için arkadaşlar art olarak alınacak. İşte bu, biz bu bilgiler ışığında sorumu çözeceğiz. Hangisi artandır demiş. Türevini alın. Türevini alırsak birincinin türevi çarpı ikinci artı. ikincinin türevi çarpı birinci diyorsun. Ona gel yerini yazalım ifadelerimize. E zaten burası artı. Burası eksiydi. Burası da eksiydi. Eksi eksi çarpı artı geldiği için artı ile artıyı toplarsa kesinlikle artı gelecek. Bizden istediği ifade artan olduğu için burası kesinlikle artandır diyeceğiz. Sonra geldik ikinci ifademize. Burada da şunu yapacağız. Çarpımın türevi var. Her iki tarafın ben türevini alırsam şöyle. Birincinin türevi çarpı ikinci artı. ikincinin türevi çarpı birinci olarak düzenlemiş olduk. Sonra zaten f'in türevini biliyorsun. Eksi. Y'yi de biliyorsun. Eksi. Eksi eksi'nin çarpımı artı yapar. Y'nin türevini biliyorsun. Artı. F'i biliyorsun. Artı. Yine burası artı gelir. İki tane artının toplamı artı geldiği için buraya da ben kesinlikle artan diyebilirim. Geldik son üçüncü öncelim, e, öncelimize. E, şöyle başlayalım. Burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinciyi olduğu gibi yazdık. Artı. İkincinin türevi çarpı birinciyi olduğu gibi yazıp bitirdik. Sonra ne yapacaksın? Bunlar hakkında yorum yapacaksın. E zaten burası eksi. F'in türü F de artıydı. Çarptığımızda eksi geldi. F'in türevi zaten eksiydi. E zaten burası kesinlikle artıydı. Yine topladığımızda arkadaşlar buraya da eksi geldi. 2 eksinin toplamı kesinlikle eksi olduğu için burası azalan gelecektir. Bizden istediği cevap olmadığı için burayı da kapatmış olduk. Yalnızca 1, 2 diyorsun. O da A seçeneğidir. Evet arkadaşlar bitirmiş olduk testimizi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz yordu muhtemelen testimiz. Böyle biraz zamanınızı aldığımız için de affola. Sizden ricam kanalımı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmuyorsun. Biraz daha büyümemiz, bu alanda biraz daha çığır açmamız için bu çok önemli. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar, görüşmek dileğiyle.